Yakup Çınar merhaba. Merhaba. Yeni açıkta Cimon Manşet programında beraberiz. Ben de yeni geldim, yeni katıldım. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Etkileyici bir ses tonum var. <laughs> Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak? Teşekkürler. Biraz da korkutucu bir ses tonum olduğunu da çok söylerler arkadaşlarım <laughs> genelde. Ta, biz o tonu istemiyoruz abi. Bu, bu ton iyiyse buradan devam o zaman. Tamam. <laughs> ee, evet. Şimdi Galatasaray-Sparta-Frak 5'leşti. Işte. UEFA Avrupa Ligi playofflarında. Öncelikle burada, bu eşleşmeyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bir kere, hani çok zor takımlar vardı bence. Marsilya bunlardan bir tanesiydi. Sporting Lisbon, Roma vardı. onun dışında Roma, hani Jose Mourinho'yu tamamen unuttuk. Ee, gelebilecek bence en kolay kurallardan bir tanesi. Yani bu takımın yanına Tülüz'ü koyabilirdik, bir de Karabağ'ı koyabilirdik. Sparta-Pırak, Çekke Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi. Bu sezon zaten UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda ikinci oldu. Kendi liginde başarılı olan bir takım. Avrupa'da öyle çok başarıları son dönemde özellikle başarılar yakalamış bir takım değil. Galatasaray okyanusu geçmeye çalıştı. Bayern Münih ondan sonra Manchester United gibi takımlarla kafa kafaya oynadı. İyi futbol oynadı. Şimdi okyanusu geçmeye çalışan adam derede çok zorlanmaması gerekiyor. O zaman rakibini ciddiye alacaksın. İlk maç burada Rams Park'ta. Bu sezon Galatasaray taraftarı Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda inanılmaz iyi performans ortaya koydu. Yani gerçekten rakipleri etkilediler. Bayern Münihli oyuncular Almanya'ya döndüğünde Manchester United'lı oyuncular sosyal medya hesaplarından Galatasaray taraftarına övgüler yağdırdı. O yüzden ilk maçın içeride olması bence avantaj. Çünkü deplasmanda gol kuralı kalktı. Galatasaray burada rahat bir galibiyet alacak. 2-0, 3-0, 3-1. 4-1 böyle bir skor alacak. Ondan sonra rahat bir şekilde deplasmandaki maça gidecek. Oradaki maç tabii ki zor olacak. Hani evet rakip Sparta Pırak ama yenilmeyen bir takım. Kendi liginde yenilmiyor. Avrupa liginde mağlubiyet yaşamadı. Dediğim gibi içerideki maçta istediğin skoru alacaksın. Bir de Galatasaray'ın sıkıntı yaşadığı bölgeler var. Neresi? Sol bek. Neresi? Orta saha. Şimdi bir transfer arası geçireceksin. Orada sol bekini alacaksın, orta sahayı alacaksın. Birazdan değiniriz zaten. Hani daha hazır, daha iyi bir kadroyla gideceksin. Bir de ben bunu hep söylüyorum. Bu kadronun en büyük motivasyonu Avrupa. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden elendin belki hayırlı oldu. Niye? Manchester City çıktı abi. Oradan iki tane altı yediğini düşün maçlarda. Yiyebilirdin. Çünkü rakip Manchester City abi. Sonra ne olacaktın? Ligde de demoralize olacaktın. Ama Galatasaray'ın bu kadrosu UEFA Avrupa Ligi'nde Finale kadar gidebilecek bir kadro. Bunu oynadığı futbolla zaten göstermişti. O yüzden evet Sparta Pırak küçümsenecek bir takım değil. Zorlu bir rakip olacak. Ama Galatasaray'ın ben zorlanmadan en azından bu turu geçeceğini düşünüyorum. Peki teşekkürler. Önümüzdeki e, takvimde Galatasaray'ın bir sonraki maçı Karagümrük'te. Sonunda zaten Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Karagümrük maçında derbi için bir rotasyon olur mu sence? Yani şöyle Muslera bir kere cezalı. Cezasını bu maçta çekecek. Sivas Spor maçı ertelendiği için kara gümrük maçında çekecek cezasını. Günay oynayacak onun yerine. Bazı bölgelerde tabii ki hocanın rotasyon yapacağını düşünüyorum. Özellikle ee, Davinson Sanchez mesela sarı kart görürse derbide cezalı duruma düşecek. Altı sayın bu sezon en dikkat çeken performansını gösteren oyuncularından bir tanesi. Bu arada Saşa Boy'un da sadece bir devre oynatılacağı bilgisini aldım. Hani sağ bekte muhtemelen kara gümrük maçının ilk yarısında oynayacak. Sonrasında hoca risk etmeyecek. O da kart görürse derbi de cezalı duruma düşecek. Zaten sol bek sıkıntısı var. Bir de sağ bekte sıkıntı yaşarsan o zaman işler değişebilir. Onun dışında ön tarafta çok oyuncu değiştireceğini düşünmüyorum. Yani Icardi dinlenir mi beklentisi var sanmıyorum. Icardi bu sezon hiçbir zaman dinlenmedi. Bir de o ayağındaki ağrılar artık bitti. Şu an biraz daha böyle kaliteli antrenman yapmaya başladı. Bu Galatasaray için avantaj. O yüzden sadece bu cezalı oyuncular üzerinden bir rotasyon yaşanabilir. Onun dışında çok böyle kadroda oynayacağını sanmıyorum Okan Hoca'nın. derbide zaten birkaç gün olacak. E, oradaki maçı çok farklı motivasyonla çıkacaklar ama... Galatasaray'ın kara gümrüğü mutlaka yenmesi gerekiyor. Çünkü tamam derbi apayrı bir şey. Ama burada 3 puan kaybettiğini düşün. Derbiyi kazandığını düşün. Tamam derbinin farklı bir anlamı var ama o puanı kaybetmemen gerekiyor. Ama Galatasaray bu sezon dediğim gibi hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde kendi sahasında çok iyi oynuyor. Ve taraftar da o desteği veriyor. Belki kafalar biraz derbide olabilir ama daha tecrübeli bir kadrosu var Galatasaray'ın. Bunları çok düşünmeyecek bir kadrosu var. Bir de Hani son dönemde düşüşe geçen bir Icardi vardı. Özellikle kara gümrük maçında böyle daha ekstra bir Icardi bekliyorum ben açıkçası. Yani Icardi'nin bu son maçlardaki performansındaki düşüklük ayak, ayağındaki ağrılar aslında değil mi? Doğru Kemal. Hatta şöyle söyleyeyim. İtalya bir günlüğüne gitti. Takım bir gün izinliydi. Orada verdiği röportajda da söyledi. Sadece bir günlüğü izinli olduğumuz için ben buraya geldim dedi. Orada bir fotoğraf vardı. O fotoğrafta biz ayağının sarılı olduğunu gördük. Yani... eee hiç antrenmadan antrenmanlara çıkmadan sadece tedaviyle, iğneyle maçlara çıktığı dönemler olmuştu. Ama dediğim gibi son dönemde takımlı antrenmanlara başladı. Daha hazır bir Icardi'yi göreceğiz. Çünkü ligin ilk 12 haftalık performansına baktığın zaman 15 gol attı toplamda Şampiyonlar Ligi ile birlikte. İnanılmaz bir Icardi vardı. Sonra düşüşe geçti. Bu sakatlıkta tabii ki bunun etkisi vardı. Ama Okan Hoca'nın B planı da hazır. Son dönemde bakan bu bir çıkışa geçti. Taraftar dedi ki ya bizim bir forvetimiz daha varmış. Halil Dervişoğlu Adana Demirspor maçında etkili bir performans ortaya koydu. Yani hem yedek kulübesiyle hem de ilk 11 ile Karagümrük maçına hazır bir Galatasaray var. Oradaki tek eksik tabii ki Muser olacak. Peki Karagümrük maçında nasıl bir 11 ve nasıl bir oyun tarzı da Galatasaray izleriz? 11'den başlayalım. Kalede Günay olacak. Sağ bek Saşa Boy, Stoperler Nelson Abdülkerim, sol bek Barış Alper Yılmaz ya da Kazım Can'ı bekliyorum. Sol bek mevzusuna geliriz. Ancelino olmayacak. Orta sahada Torreira. Yanında Kaan ya da Kerem Demirbay. Ee, Sergio Oliveira sakatlanmıştı biliyorsun. Ki ilk devreyi kapattı. Ameliyat oldu. Ona da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Sağ tarafta Ziyeş'i bekliyorum. Sol tarafta Zaha. Forvet arkasında büyük ihtimal Kerem. Forvet'te de Icardi'yi bekliyorum ama hani Okan Hoca e, Ziyeh'i bu maçta yormayayım. İşte kanatta farklı bir ile başlayayım. E, Mertensi on numaraya çekip Kerem'i de sol tarafa atayım diyebilir. Bu tamamen derbi stratejisine bağlı. E, nasıl bir oyun oynayacak? Galatasaray bu sezon hep rakiplerinin önde bastı. Karagümrük de aslında oynamayı seven takımlardan bir tanesi. Bu Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek oluyor. Galatasaray'a karşı futbol oynamaya çalışırsanız Bayern Münih'te, Manchester United'da sıkıntılar yaşadı. Galatasaray ön alanda baskı yapacak. O kazandığı toplarla e, rakibi bir şekilde yenip derbiye bakmaya çalışacak. Peki bence Galatasaray'ın yıllardır çözülemeyen bir sorunu var. Sol bek. Hatta bence Türkiye'deki birçok e, futbol kulübünün de yaşadığı sorun bence sol bek sorunu. Sol bek sol bekte Galatasaray, Galatasaray, ne durumda? Bir de Angelino'nun son durum nedir? Vallahi sorma. Yani bir de so ciddi anlamda sol performansı verebilen oyuncu da yoktu ligimizde. Ta ki Ferdi'yi görene kadar. Yani Galatasaraylı oyuncuların tam Fenerbahçe'ye baktığın zaman Şimanski, Fred e, tamam ama yani o kadrodan kimi almak istersin deseler ilk isteyecekleri adam Ferdi olur. Öyle bir sol maalesef bulamadı. Patrick van Aanholt olmadı. İşte Angelino geldi olmadı. Angelino ile ilgili net bilgiyi verelim. Angelino'nun artık süre almasını beklemiyorum. Bu kendisine söylendi ve takım bulması istendi. Yani Galatasaray'da Angelino macerası bitti. Çünkü bir maç daha oynatırsan 6,5 milyon euro opsiyonu kullanıp bonservisini almak zorundasın. Şu bilgiye ulaştım Kemal. Angelino Galatasaray'ın sol bek transfer listesinde birinci sıradaydı. Ki ilk kez biz bunu yeni açık YouTube kanalında Cimbo Manşet programında ta Haziran ayında duyurmuştuk. İkinci sıradaki oyuncu Nuno Tavares o dönem konuşulmuştu. Angelino yerine o olur muydu? Bilmiyoruz tabii ki. Arsenal'in oyuncusuydu. Kiralık olarak bildiğim kadarıyla başka bir Premier Premier League takımına gitti ama Angelino'nun alternatifin Nuno Tavares olduğunu öğrendik. Solbeck sıkıntısını Galatasaray şöyle çözecek. Sasha Boy formülü. Zaten bunu bazı meslektaşlarımız bu ismi yazmışlardı ama ben çok net bilgilere ulaştım. Onları paylaşacağım. Bradley Lochko. Fransa'da e, 21 yaşında gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi. Reims takımında oynuyor bildiğim kadarıyla. Galatasaray bu oyuncuyla resmi olarak görüşmelere başladı. Ve bu oyuncunun yakın çevresine sorduğum zaman Galatasaray'dan gelen resmi teklifi doğruluyorlar. Şu an görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Saşa boyu 1.2 milyon euroya almıştı. Ama bu oyuncu için kulübü 500 bin euro bonservis bedeli ödemiş daha önce. Beklentileri 3-4 milyon euro civarında bir rakam. Listede başka isimler var mı yok mu bilmiyorum. Ama şu an transferde Solbek için en sıcak isim. Oyuncu tarafı resmi teklifi doğruluyor. Galatasaray görüşmelerini doğruluyor. Kulübün 3-4 milyon euro civarında bir beklentisi var. Bradley Loçko ismi olma ihtimali yüksek. Dediğim gibi son dönemde konuşulan isimlerden bir tanesiydi ama verebileceğimiz iki net bilgi. Oyuncu tarafı bu görüşmeleri doğruluyor ve kulüp tarafı 3-4 milyon euro bir beklenti var. Peki teşekkürler. Yeni sol bek içinde Galatasaray'da Loçko isminin konuşulduğunu net bir şekilde net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki devre arası Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular kimler ayrılır sence? Ben sürpriz isimler bekliyorum. Şimdi Galatasaray taraftarı bu isimleri duyduğu zaman üzülebilir açıkçası ama sonuçta futbolda bir gerçek var. Galatasaray yönetimi Endombele'nin menajerini İstanbul'a çağırdı ve oyuncuyla devam edilmeyeceğini, devam etmek istemediklerini, kendisine kulüp bulması gerektiğini iletti. Bu arada bunu Angelino'ya da söylediler. Angelino hala kulüp bulamamış. Hani yaklaşık 15-20 gün önce söylendi Angelino'ya muhtemelen ki son bir toplantıda Dursun Başkan da açıklamıştı hani Solbek çalışmalarımız var diye. Endombele'ye söylendi devam edilmeyecek. Ee, Sergio Oliveira sakatlanmasaydı Sergio Oliveira ile yollar ayrılabilirdi ama orada farklı bir yol izlenecek muhtemelen. Belki sözleşmesi dondurulabilir çünkü ne zaman döneceği net belli değil. Onun dışında Hakim Ziye enteresan aslında Galatasaray'a ilk geldiği dönemde çok iyi performans gösteremedi ama sonrasında kritik maçlarda kritik goller atmıştı. maçını o çözdü. Evet abi o çözdü. Ee, yakın çevresinden onun da aldığım bilgi devre arası Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif gelirse Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyormuş. Aldığım bilgi o yönde. Hani buna neden böyle bir karar verdi onu bilmiyorum açıkçası. Bir de Sasha Boy ile ilgili bir gelişme var. Uzun süredir Galatasaray Saşa Boy'un sözleşmesini uzatmak istiyor. Yani toplamda bir buçuk yıl daha var. Ee, Saşa Boy buna yanaşmıyor. Galatasaray'dan 500 bin euro kazanıyor. Galatasaray 2 milyon euroya kadar çıktı benim duydum. Ama oyuncu e, kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor. Biz daha önce buradaki yayınlarda söylemiştik. Manchester United yakından takip ediyor. Arsenal scoutlarını gönderiyor izliyor diye. E, Galatasaray da 20-25 milyon eurodan aşağı Saşa Boy'u bırakmak istemiyor. Eğer devre arasında böyle bir teklif gelirse ki Galatasaray'a da ciddi bir para kazandırmak istiyor zaten kendisi. Böyle bir teklif gelirse bir Saşa Boy ayrılığı da yaşanabilir Galatasaray'da. Ama bunların dışında tabii ki orta sahaya da mutlaka transfer yapmak istiyor Galatasaray. Endidi görüşülen isimlerden bir tanesiydi sezon başında ama onun da sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitiyor. Leicester City göndermeye sıcak bakıyor. 4 milyon euro onların beklentisi var. Galatasaray bu konuyla ilgili bir hamle yapacak mı, yapmayacak mı onu da göreceğiz. Ee, orta sahaya da mutlaka bir ya da iki oyuncu transferi bekliyorum ben. Peki bu orta saha transferlerinin endiliği haricinde bir isim var mı Yakup Bey? İsim var mı? Yani çok isim konuşuldu ama şu an net bir bilgi yok bende açıkçası. Görüşmeler devam ediyor. Tottenham'da oynayan bir oyuncu vardı. Danimarka milli takımında oynuyor. Sezon başında da çok yazılıp çizilmişti. Bak şimdi benim aklıma da gelmedi. O oyuncuyla alakalı da şöyle söyleyeyim. E, takımında çok fazla süre alamıyordu. Galatasaray'a gelmeye o da sıcak bakıyor ama maliyetli. Höjberg. Abi inanılmaz bir oyuncu. Aslında sezon başı kadroya katılmak istenen bir oyuncuydu. E, orada Galatasaray tercihini Endombele'den yana kullandı. Davinson Sanchez'le birlikte. Ee, Höjberg olsa çok daha farklı olabilirdi. Şu an bakıyorum sadece 4 maçta 11'de başlayabilmiş. Yani çok da şey değil. Orada süre alabilmiş değil. Galatasaray eğer bu oyuncu ile ilgili bir hamle daha yaparsa o zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali daha yüksek olabilir. Transferle ilgili son olarak şunu soracağım. Olası bir e, Şampiyonlar Ligi grubundan çıkabilme durumunda anlaşılan, görüşülen ya da takip edilen futbolcu var mıydı Galatasaray transferlerinde? Valla anladığım kadarıyla bu Loçko takip ediliyordu. Çünkü gelecekte para kazanabileceğiniz Saşa Boy profilinde bir oyuncuydu. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarından çıksaydı o zaman bence transfer stratejisi daha farklı olacaktı. Daha A plus oyunculara gidilecekti. Ama şimdi bu kadronun UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yürüyebileceğini düşünüyorlar. 1-2 takviyeyle. Aynı zamanda bu kadro ligede yeterliyorlar. yeter diyorlar. Ee, o zaman çok daha farklı gelişmeler olabilirdi. Ama şu an için dediğim gibi mutlaka orta sahaya bir transfer ve sol bek transferi düşünülüyor. Bir ihtimal, bir ihtimal bir tane on numara transferi de yapılabilir. Evet transfer konumuzu kapattık. Seçimle alakalı şu anda Galatasaray'da bir gelişme var mı? Haziran'lı seçim olacak. Erdem Timur'un adaylığı olur mu sizce? Dursun Başkan aday olursa bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hastaneye ka kaldırılmıştı. Sağlık problemi ciddi değil. Sadece mide üşütmesiydi. E, zaten dün hemen sonrasında taburcu olmuştu. E, sağlığı saati yerinde. Dursun Başkan aday olmazsa eğer Erden Timur ve Metin Öztürk'ün aday olabileceğini söylemiştik ama benim aldığım son istihbarat, son gelişmeler Dursun Başkan'ın aday olacağı yönünde. Aday olursa da muhtemelen Erden Timur, Metin Öztürk listesinde yer alır. Yine böyle güçlü bir kadroyla gider. Çünkü sadece sportif değil, aynı zamanda birçok proje var. Florya projesi, Kemerburgaz projesi bunların hepsini Galatasaray camiası özellikle Dursun Başkan'ın tamamlamasını istiyorlar. Ekibiyle birlikte. Erden Timur'un da mesela taraftar karşısında inanılmaz karşılığı var. Galatasaray taraftarı Erden Timur'un da devam etmesini istiyor bu yönetimle birlikte. Ee, eğer aday olmazsa o zaman adaylığı söz konusu olabilir. Dediğim gibi her geçen gün çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Dursun Başkan'ın daha aday olma ihtimalinin daha düşük olduğu konusunda bilgiler vardı. Ama aldığım son bilgiler büyük ihtimalle Dursun Başkan aday olacak. Ee, ciddi bir sağlık problemi yok ve kadrosunu daha güçlendirerek Haziran ayında e, büyük ihtimal karşısına da kimse çıkmaz zaten Galatasaray şampiyon olursa o cesareti de gösteremezler. Belli olmaz tabii ki ama sanki böyle devam edecek gibi gözüküyor. Cimbom Manşet programının sonuna geldik. Yakup teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Cimbom Manşet Yayınını beğenirlerse aynı zamanda Yeni Açık YouTube kanalına abone olursanız seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.